Herkese merhaba sevgili dostlar. Bir Şevket Nur'la Rastgele Kanalı avında tekrar birlikteyiz. Şu anda yaklaşık bir yarım saattir sırtı çekiyorum. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi. Şu ana kadar ne yazık ki balık avlamaya muvaffak olamadım. Güneş batmak üzere sırtıya devam ediyorum. Devam ediyorum. Motor çalışıyor şu an. Gidiyoruz. Ancak ne yazık ki vuruş alamadık. Birazdan hava karardıktan sonra dipotasına başlayacağız. Bugün yalnız değilim. Bugün çift sandal bir av yapacağız. Sinan Erbil ve Mehmet Çelik Kıran av arkadaşlarım bugün. Şimdilik bizden haberler böyle sevgili dostlar. Devam ediyoruz bakalım. Rast gelsin. Selamun aleyküm. Eyvallah, eyvallah. Deneyin abi, ben sırtıdayım. Hadi. Sevgili dostlar, bir şey vurdu gibi sanki. Bakalım yakalamış mıyız yoksa boş mu? Boş gibi geliyor ya. Ya da var mı bilmiyorum. Şimdi belli olur. Bir şey var, evet. Bir şey var ama nedir? Ey maşallah! Ay! Karaküda! Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de aldım barakudayı. Yine yaklaşık bir 40-45 santim arası güzel bir denizin turnası. Namı diğer barakuda. Gerçekten çok güzel ya. Maşallah şuna bak. Harika. Güneş battı sevgili dostlar. Günün artık son ışıkları. Sinan abime dedim ki, abi dedim, son bir tur daha atayım dedim. Eğer dedim bu turda da gelmezse dipoltasına başlayalım dedim. Ancak geldi. Gördüğünüz gibi barakuda. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Rast gelsin. Arkadaşlar bir şey daha bastı sanırım. Bir bakalım. Ya da ben bir şey bastı gibi ama. Evet bir şey var. Bir şey var sevgili dostlar. Motoru durdurdum. Sarıyorum şu an. Hadi bakalım geliyor. Haydi bismillah bakalım ne. Hayvanı fazla ürkütmeden. Evet. Allah be. Evet sevgili dostlar. Aldığım bir barakudadan sonra bu da ikinci. Bunun da yaklaşık bir 45-50 santimi var. Güneş artık battı. Hava karardı, kararacak böyle. Gerçekten çok güzel bir barakuda daha kaldırdım. Şöyle göstereyim bakın size. Maşallah hayvan da çok hareketli. Tam kaldırış anını çekmek için kameranın kayıt tuşuna bastım ancak kameranın bataryasının şarjı bitti. Yeni bataryayı taktım. O yüzden sanırım tam kaldırış anını yakalayamamış olabilirim. Bundan dolayı kusura bakmayın diyorum. Devam ediyoruz bakalım. Barakuda 2 sevgili dostlar. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Şimdi sırt avımı bitirdim. Yine Melanur Meram'a geldim. 3 tane gargur yakaladım. 4. atış. En son da Melanur'u buldum. Açılış. Melanur'dan ilk açılışı yaptık bakalım. Maşallah çok hareketli hayvan. Devam ediyoruz. Rast gelsin diyelim. Evet sevgili dostlar. Şimdi açıktayız. Yaklaşık 14-15 metre derinlikte. Işık yaktık. Sardalya ile dipte balık arıyoruz. Enteresan bir balık geldi. Şöyle göstereyim size ufak bir kırlangıç. Haliyle bu denize iade olacak ama bunu da bir hatıra maksatlı kayıt altına almadan salmak istemedim. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir kırlangıç. Devam ediyoruz. Mehmet kaydı kapatma diyor. Hemen çeviriyorum arkadaşlar kamerayı. Yan sandal. Evet yan sandal. O ne? Aha Merbun geldi. Vallahi Merbun. Buradan tanıdım vallahi.
Aramız yaklaşık bir 6-7 metre arkadaşlar iki sandal. 6-7 metre ötede Merbun'u böyle ışıltısından tanıdım be. Peki rast gelsin diyelim. Evet sevgili dostlar, şimdi aşağıda çeşit var. Kırlangıç, gargur, merbun, tral. Güzel bir tral aldım. Öyle çok iri değil, 14-15 santim dolaylarında. İnşallah şu trali biraz açarsak bol bol toplarız diye düşünüyorum. Bakalım, rast gelsin. Halili o, Halili. Mehmet'e iyi bir balık bastı. Balon olsa patlatırdı onu şimdi. Kalamayı aç, acele etme. Hiç acele etme. Güzel. Hareketli mi, hareketsiz mi? Hayvan hareketli mi? Balon olabilir, evet. Gerçi Halili de hareketsiz geliyor. Acele etme, yavaş yavaş. Yor biraz. Halili, Halili. Acele etme, yavaş yavaş. Hiç. Tamam, acele etme. Hiç bozma. Hiç bozma. Hiç bozma. Yavaş yavaş. Hiç acele etme. Çupra olabilir bak, çupra da olabilir. İri çupra. İri çupra, Halili ya da balon, üçünden biri. Sinan abi sen bir şey ayarla, poşet, kova gibi, onu kaldıramazsınız onunla. Kova, boş kova varsa kovayla da alırsınız. Abi eliyle kafa atar, iğneyi çıkartır. Kovan varsa kovayı kullanın. Sen hazırlan Sinan abi. Acele etme. Ahtapot da olabilir ama ya. Köpek balığı mı? Bit balığı mı? Kemane. Tut abi, tut, yenir. Çıkart bakalım. Tut, korkma, bir şey olmaz. Tut, ısırmaz o. Abi yakalayın. Abi sıkı tut. Abi yapmayın be. Lan o yeniyor lan deli. Yok. Vallahi yeniyor ya. Ya yok ya. Et ba... He? Sapan balığı, et balığı olarak satıyorlar onu. Alamadınız içeri balığı. Var mı 2 kilo? Yapmayın ya. Vallahi kaçtı ha. O bir insan boyu kadar büyüyor biliyor musun? Neyse rast gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi iri bir şey bastı ama şöyle çevireyim kamerayı, görelim birlikte. Nedir? Güzel. Of, Merbun'un güzelliğine bak maşallah. Renk tonlarına bakar mısın ya? Arkadaşlar bakın, mavi pembe arası mükemmel renk tonları var. Gerçekten çok şık bir balık, harika. Merbun. Güzel. Yaklaşık 17-18 santim dolaylarında. Güzel bir merbun. Evet sevgili dostlar, yukarıda pek umduğumuzu bulamadık. Işıkla av yaptık bir müddet. Güzel balıklara kaldık. Bir o kadar da güzel balıklar kaçırdık. Tekrar aşağı indik. Şimdi yan tarafta Sinan abimle Mehmet iri bir melamur kaldırdılar. Ben de şimdi bir sargoz aldım. Tekrar kaya meramızda başladık diyelim. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi güzel bir sargoz daha. Kaya şu ana kadar gargurları saymazsak verimli diyebiliriz. Gargurlar bizim bildiğiniz gibi başımızın belası. Devam ediyoruz bakalım. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Kayadaki avımız devam ediyor. Güzel şöyle iri bir melanur kaldırdım. Onu da sevgili dostlarla paylaşmak istedim. Böyle gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir melanur. 22-23 santim dolaylarında. Güzel bir parça. Devam ediyoruz. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar, yan sandalda Sinan abim, şöyle naylon balığı da denir, zırhlı mercan da denir. Güzel bir iri boy, değil mi? Evet. Güzel bir şey, evet, kaldırmış. Tebrik ediyorum abi, rast gelsin.
Evet sevgili dostlar, ufak bir sargoz daha, gördüğünüz gibi küçük bir sargoz. Bu sargozu geri salacağız. Bu tarz küçük hayvanları her zaman olduğu gibi çağrımızı tekrarlayalım. Avcı dostlarımıza denize salmalarını tavsiye ediyoruz. Sürdürülebilir bir avcılık için. Bu konuda hassas olmaları dileğiyle. Gracias. Evet sevgili dostlar. Şimdi şöyle nadide bir tür yakaladık. Balığın adını ben Grida diye biliyorum. Yanlışım varsa sevgili abonelerimiz, izleyen arkadaşlar yorumlarında düzeltmesini yapsınlar. Gördüğünüz gibi küçük bir balık. Bunu hemen acil bir şekilde hayvana daha fazla zarar vermeden denize salacağız. Gerçekten güzel bir canlı. Rast gelsin diye. Evet sevgili dostlar. Şöyle güzel bir sargoz kaldırmayı başardım. Göstereyim daha yakından bakın sizlere. Artık avımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Güzel balıklar aldık. Genelde bugün iri balık yapmadı. Küçük ve orta boy derecede aldık balıkları. Ama balığımız bol. Özellikle gargurlar her zaman olduğu gibi. Yine eksikliklerini hissettirmediler. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz bakalım. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Bugünkü avımızın da sonuna geldik. Şöyle sandalın arkasına balıkları yatırdım. Şöyle gördüğünüz gibi en başta gargurlarımız var. Her zaman olduğu gibi. Yaklaşık bir 15-20 parça. Belki biraz daha fazla olabilir. Tam sayısını bilemiyorum. Şöyle güzel kayda değer balıkları sağ tarafa ayırdım. 3-6 parça melanurum var. 3-6 parça sargozum var. Sırtı da bugün güzel 2 tane baraküda aldım. Bunların uzunlukları da ölçeceğim birazdan. Ayrıyetten açıkta ışıkla yaptığımız avda gelen 1 adet merbun ve 1 adet tral. Bugünün balıkları evet, böyle sevgili dostlar. Bu da benim yakalamış olduğum balıkların ağırlığı. Poşete koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. 2 kilo 700 gram bir ağırlık var. Gene 3 kiloya yakın bir balığımız var. Maşallah diyelim. Şimdi Sinan abimle Mehmet'in balıklarına bakacağız. Evet sevgili dostlar. Bu balıklar da Sinan abimle Mehmet'in yakalamış olduğu balıklar. Onlar da maşallah katliam yapmışlar gördüğünüz gibi. Güzel sargozlar, traller, melanurlar, zırhlı mercanlar. Ondan sonra bir tane merbun var. Bir tane şöyle çatal kuyruk var. Ve bu tarafta da bol miktarda gargur. Onlar da biraz önce tarttık balıklarını. Yaklaşık 8 kilo değil mi? 8 kilo sağ. 8 kilo civarı bir balıkları var onların da, iki kişi. Adam başı 4'er kilo balıkları var onların da. Maşallah diyelim. Şöyle göstereyim size. Sinan abimle Mehmet'i de. Evet abi, avla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Balıkların boyutu beklediğimizden küçük kaldı. Ama nasibimizi aldık çok şükür. Evet Mehmetciğim, kapat kafandakini. Senin de yorumlarını alalım avla ilgili. İnşallah bir dahaki sefere daha çok, daha kısmetli bir avımız olur. İnşallah, peki. Evet sevgili dostlar. 3 kiloya yakın balık bende. 8 kilo civarı burada. 3 kişi 11 kilo civarı bir balığımız var. 5 kiloyu geçmiyoruz bu arada. Adam başı limit 5 kilo bildiğiniz gibi yeni kurallara göre. Bir Şevket Nöle Rastgele kanalı avının daha sonuna geldik sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza beğeni eklemeyi unutmayın. Herkese rast gelsin diyorum.